Haberin doğru adresi, Türkiye'nin vizyonu Kanal 99 ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Hafta sonu ana haber bültenimizde yine sizlerle birlikteyiz. 3 Ocak 2008'de Diyarbakır'da bir dershanenin önünde bomba patlamış. 6'sı öğrenci, 7 kişi can vermişti. İşte o saldırıyı organize eden terör örgütü PKK'nın sözde Van sorumlusu Bordo Berelilerin düzenlediği bir operasyonla öldürüldü. 3 Ocak 2008. Diyarbakır'da bir dershanenin önünde PKK'lılar bomba patlattı. 6'sı öğrenci, 7 kişi can verdi. O eylemi planlayan ve bombaları sağlayan PKK'nın Van sorumlusu Mehmet Guyi idi. Guyi ve terör ekibinin Van'da yeni bir bombalı eylem hazırlığında olduğu istihbaratı alındı. Bilgi Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla önce Genelkurmay'a, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na iletildi. 50 Bordo Bereli, PKK'lı teröristlerin geçiş yapacağı kırsal bölgede önceden önlem aldı. Korucuların da katıldığı operasyona insansız hava araçları da destek verdi. 2 gün süreyle Van kırsalında konuşlanan özel birlik, 20 Ekim'de şehre sızmaya çalışan 20 kişilik terörist grupla çatışmaya girdi. Operasyonda 5 terörist öldürüldü. Ölenler arasında terör örgütü PKK'nın sözde Van sorumlusu Mehmet Guyi de vardı. 1987 yılında örgüte katılan Guyi'nin PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin askeri konseyinde faaliyet gösterdiği öğrenildi. Sayın seyirciler, terör yandaşlarının gözleri öylesine döndü ki Hakkari'de 9 yaşındaki çocuğun eline ses bombası verdiler. Polise atmak istediği bomba o çocuğun elinde patladı. Yüzünden yaralanan çocuğun imdadına ise yine polisler yetişti. Son günlerde terör yandaşlarının çıkardığı gerilimler dinmek bilmiyor. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı yolunda bulunan yeni mahallede göstericiler yolu kapattı. Polisin dağılın uyarısına taşlarla yanıt verdiler. Polis gruba tazyikli su ve gaz bombasıyla müdahale etti. Toprak bir evin arkasında bulunan bir çocuksa elindeki ses bombasını zırhlı araca attığı sırada bomba patladı. Yüzünden yaralanan 9 yaşındaki çocuk ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın ardından yolu trafiğe kapatan güvenlik güçleri geniş kapsamlı inceleme başlattı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. 9 yaşındaki çocuk o ses bombasını nereden buldu? Ya da bu yaşta bir çocuğun eline o bombayı kim verdi? Polis çocukları ön safa süren terör yandaşlarını yakalamak için çalışma yapıyor. Sevgili izleyenler, daha önce de birçok açıklamasıyla gündem olan Amerikalı yazar Webster Griffin Tarpley yine şok iddialar ortaya attı. Suriye'deki teröristlerin silahlarının İncirlik üssünden gönderildiğini belirten Tarpley, Türkiye'nin Suriye sınırında trafik polisi gibi çalışan CIA ajanları var dedi. Yabancı güçler Türkiye'nin Suriye sınırında faaliyette mi? ABD'nin Avrupa Kuvvetler Komutanı Mark Hertling, ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey arka arkaya sınırda Amerikan askerlerinin bulunduğunu açıklamıştı. Genelkurmay Başkanlığı ABD askerlerinin varlığını yalanladı. Ancak bu kez bir başka iddia gündemde yerini aldı. İran'ın İngilizce yayın yapan Press Televizyon'la konuşan ABD'li tarihçi ve yazar Webster Griffin Tarpley çok net konuştu. Amerika'nın Suriyeli muhalefete silah gönderdiği aylardır biliniyor. Silahlar Türkiye'deki İncirlik Üssü üzerinden geliyor. Sınıra yakın bölgede trafik polisi gibi faaliyet gösteren Amerikalı CIA özel kuvvetleri ve diğer görevliler var. Bunun da silahları demokratikleşmiş muhalefet güçlerine iletebilmek için olduğunu söylüyorlar. Bu demokratikleşmiş güçlerin var olduğunu sanmıyorum. Silahları El-Kaide'nin en agresif unsurlarına verdiklerini düşünüyorum. Yani Amerika Suriye'de El-Kaide'yi silahlandırıyor. Bu durum yeterince açık. Sevgili izleyenler, dünyanın en konforlu mülteci kampları Türkiye'de. Depremzedelere dahi verilmeyen imkanlar onlara tanındı. Ancak her istedikleri karşılanan Suriyeli mülteciler yine de memnun edilemedi. Kahramanmaraş'taki kampta giysi yardımı alamadıklarını iddia eden sığınmacılar polise ve sivil araçlara saldırdı. İkisi polis, 3 kişi yaralandı. Okullar, sağlık ocakları, aydanaya para yüklenen harcama kartları, yiyecek, içecek. Kısaca yaşama dair her şey. Bu imkanların tamamı Suriye'den gelen sığınmacılara tanındı. Çok ciddi bir maliyet getiren bu imkanlar dahi Suriyelileri memnun edemedi. Yine bir çadır kentte olaylar çıktı.
Bu kez adres Kahramanmaraş'ın Doğukent mahallesinde kurulan çadır kentti. Bir grup Suriyeli giyim yardımlarını alamadıklarını öne sürüp yürüyüş yaptı. Güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen dağılmayan ve yemek arabasının çadır kente girmesine izin vermeyen Suriyeliler polise taş attı. Bu sırada çıkan arbede de iki polis memuru ve bir Suriyeli yaralandı. Atılan taşlar, çevre kuvvet ekibini taşıyan minibüsün yanı sıra çadır kentteki bazı görevlilerin park halindeki araçlarına da zarar verdi. Olayların büyüme ihtimaline karşı izinli polisler göreve çağrıldı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Metin Aşık, çadır kente gelerek isyanı bastırmaya çalıştı. Muhtarlarımız çadıra gideceğim, bir 10 kişi, 20 kişi gelsin, sadece 10 kişi, 20 kişiyle orada tek tek konuşacağım, tek tek not alacağım. Çadır kent muhtarlarıyla toplantı sözü verilmesi üzerine isyan sona erdi. Hac heyecanının sürdüğü kutsal topraklara uzanıyoruz şimdi de sevgili izleyenler. Arafat'ta, Kabe'de, Ravza'da hacılar hangi duyguları yaşadı? Profesör Doktor Haydar Baş'la birlikte hac ibadetini yerine getirenlere bu soruyu sorduk. Bütün kardeşlerimize, bütün inananlara en kısa zamanda hac yapmayı, o hac yapabilecek imkana sahip olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu manada yapanlara da tekrar tekrar bu güzel mekanlara gelip Arafat vakfesi yapmayı, istemeyi, istediğini almayı, arkasından o sururu beraberce yaşamayı nasip eylesin diye dua ediyorum. Almanya'dan, Berlin'den katılıyoruz. İlk defa mı hac ediyorsun? Evet, Allah kabul etsin. Allah herkese nasip etsin buralara gelmeyi. Ben birçok defa geldim, gelmeme rağmen böyle bir hazı ilk defa yaşadım. Gerçekten muhteşem bir hacdı. Bütün kardeşlerime tavsiye ediyorum. Gelmeyenlere Allah en kısa zamanda gelmeyi nasip etsin. Gelenlere de tekrar tekrar gelmeyi nasip etsin diyorum. Tüm Müslüman aleminin birliği, dirliği için ben özellikle çok dua ettim, onu söyleyeyim. Kardeşlerimizin birliği, dirliği için çok dua ettim. Allah inşallah nifak tohumlarımızı aramızdan çıkarır diye bu duaları belirttik. Muhterem Profesör Doktor Haydar Başbey hocamızla beraber Arafat'ı idrak etme, yaşama imkanı bulduk. Allah kendisine hayırlı uzun ömürler versin. Dolayısıyla çok bereketli oldu bu sene. İbadetler, sohbetler, tekbirler, tahliller, zikirler ve tabii vakfeler çok bereketli oldu. Gerçekten Nijeryalı, İranlı, Iraklı, renkleri farklı, dilleri farklı fakat sözlerin gönül diliyle beraber söylendiği, Cenab-ı Hakk'a hep beraber, hep aynı ağızdan ve aynı gönülden yalvarıldığı bir mekandaydık bugün. Cenab-ı Peygamber'in hadis-i şerifte buyurduğu El Haccu Arafe, Hac Arafat'tır dediği bu mekanda bugün Cenab-ı Hakk'a yalvardık. Hani derler ya, anlatılmaz yaşanır. Bence herkesin yaşaması gereken bir olaydır. Çünkü burada feyiz çok farklıydı. Resmen Ehl-i Beyt'i, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, İmam Hasan, İmam Hüseyin ve 12 imamlar, Peygamber Efendimiz başta olmak üzere hepsi böyle sanki yanımızda. Sayın seyirciler, bugün bayramın malum son günü, tatilciler dönüş yoluna koyuldu. İstanbul'da ulaşım her tatil sonrası olduğu gibi yine zorlaştı. Çanakkale ve Topçular iskelelerinde araç kuyrukları oluştu. TEM otoyolu Bolu geçişi de zaman zaman tıkanıyor. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirenlerin İstanbul'a dönüşleri başladı. Çanakkale Boğazı'nı kullanmak isteyen tatilciler Lapseki ilçesinde yoğunluk oluşturdu. Aynı yoğunluk Yalova'nın Topçular Feribot iskelesinde de görüldü. Vatandaşlar uzun bir kuyruk bekliyordu. Öyle de oldu. Topçulardan bugün toplamda 10 bin aracın geçiş yapması bekleniyor. Sadece deniz değil, kara trafiğinde de ciddi yoğunluk göze çarpıyor. TEM otoyolu Bolu'da geçişinde aksamalar meydana geliyor. Birinci viyadükle Gümüşova rampalarında İstanbul istikametinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluğun yarın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Evet sayın seyirciler, kurbanlık alma ve kesme telaşı sona erdi. Şimdi de ayıklama ve kıyma haline getirme telaşı başladı. Vatandaşın imdadına ise kasaplar yetişti. Hemen her kasapta kıyma kuyrukları görmek mümkün. Kurban Bayramı sebebiyle et satışları duran kasaplar açığı kıyma çekerek kapatıyor.
Hemen her mahallede kasapların önünde kuyruklar oluştu. Kurbanımızı kestik, arkadaşlara getirip burada çektirmek için, işletmek için getirdik. Etleri derin dondurucuda muhafaza etmek isteyenler, parçalara ayırmak için, köfte yapmak isteyenlerse kıyma çektirmek için kasaplara koştu. Evde kıyma makinesi yok tabii, bu kadar da beceremiyoruz. Etimizin düzgün kesilmesi ve güzel yemekler yapabilmek için burada ayırtıyoruz tabii. İşlemler yaklaşık 15 dakika sürüyor. Etler pirzola, kuşbaşı ve kıyma haline getiriliyor. 15 dakikada bütün et istediğin şekilde gelir. Kuşbaşısı, külbastısı, parçası kıyma haline hazırlanır. Kilo başına 1 lira gibi cazip fiyatlarla kasaplar vatandaşın işini kolaylaştırıyor. Antalya'dan bir haberle bültenimize devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Cumhuriyet'in 89. yılında düzenlenen çelenk sunma töreninde gerginlik yaşandı. Tören alanına sokulmayan CHP'liler öfkelendi. Valilik çelengi yuh seslere eşliğinde ancak 3. girişimde sunulabildi. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Antalya'da gergin başladı. Çelenk sunma törenine CHP'li grubun protestoları damgasını vurdu. CHP il binası önünde yürüyüşe geçen grup, Cumhuriyet Meydanı'nda polis barikatıyla karşılaştı. Valilik çelenginin sunulması için anons yapıldığı sırada, grup da protestolarına başlayarak barikatı açtı. Polis biber gazıyla karşılık verdi ancak çözüm olmadı. Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, çelengi bırakacağı sırada CHP'li grup yuhalamaya başladı. Antalya Valiliği çelengi! Üçüncü denemenin sonunda valilik çelengi ancak konulabildi. Resmi törenin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, bu durumun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayıbı olduğunu belirtti. Bizim yaptığımız Atatürk'e, onun devrimlere ve Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır. Başka söyleyeceğimse ben söz yok. Bu ayıbın tamamı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a aittir arkadaşlar. Sayın seyirciler, şimdi de Orta Doğu'ya uzanıyoruz. İsrail bayram dinlemedi, yine Filistin'e saldırdı. Gazze'nin Han Yunus kentini vuran savaş uçakları bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Yıllardır Filistin'e kan kusturan İsrail, Kurban Bayramı'nda bile saldırılarına ara vermedi. 23 Ekim'den bu yana artan saldırıların son hedefi Gazze'nin Han Yunus kenti oldu. Sabah saatlerinde havalanan İsrail uçakları Han Yunus'taki bazı noktaları bombaladı. Saldırıda 25 yaşındaki Süleyman El-Karra isimli bir Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam tugaylarından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Karra'nın birliğe bağlı askerlerden olduğu belirtildi. Filistinli savaşçılar cenaze töreninde Karra'nın intikamının alınacağını aykırdı. Ekonomik krizin pençesindeki Avrupa'da artık her hafta sonu kitlesel eylemler göze çarpıyor sevgili izleyenler. İtalya, İspanya ve Fransa'da olaylı gösteriler vardı. Polisin sert müdahale ettiği gösterilerin ortak özelliği ise kemer sıkma politikalarını protesto etmeleriydi. Halk sokağa döküldü, polis sert müdahale etti. Avrupa'nın birçok ülkesinde hafta sonu böyle geçti. İlk görüntüler İtalya'dan. Hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto eden göstericiler polisle karşı karşıya geldi. Çatışmalar Başbakan Mario Monti'nin konuşma yapacağı Riva del Garda kasabasında yoğunlaştı. Polis kalabalığı dağıtmak için cop, kalkan ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Avrupa'nın en boş ülkelerinden biri olan İspanya'da da sokaklar karıştı. Kemer sıkmaktan yorulan on binler Madrid ve Barcelona'da dev eylemler organize etti. Başkent Madrid'de Öfkeliler adlı halk hareketinin binlerce üyesi artık simge haline gelen Gran Via Caddesi'nde toplandı. Pankartlar taşıyan kalabalığın hedefi yine meclis binasıydı. Binayı işgal hareketine polis izin vermedi. Gösterilerin bir diğer adresi de Katalonya Özerk Yönetimi'nin başkenti Barcelona'ydı.
Kalabalıkta polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Fransa'da da benzer bir eylem vardı. Ruzi Charles de Gaulle Havaalanı'nda Air France çalışanları %10 oranında küçülmeyi planlayan şirketi protesto etti. Sert müdahaleden polis bazı göstericileri gözaltına aldı. Halk arasında fakir fukara fonu olarak bilinen sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonunda biriken paralar usulsüzce harcandı. Evet, bu şok iddia meclis gündemine taşındı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan gelen cevap oldukça çarpıcıydı. Halk arasında fakir fukara fonu olarak bilinen sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonuna usulsüzlük iddiaları bulaştı. Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre skandalın boyutu 7,7 milyon lira. Fonun çeşitli vergi ve cezalardan elde edilen milyarlarca liralık gelirini kamu bankalarına yatıran yönetim, bankalarla yaptığı anlaşma uyarınca promosyon adı altında NEMA elde ediyor. Sayıştay ve Başbakanlık Teftiş Kurulu böyle bir uygulamanın tamamen hukuka aykırı ve usulsüz olduğu görüşünde. Sayıştay'a göre fonun geliri devletin geliridir ve devletin gelir hesabına kaydedilir. Hiçbir şekilde harcanamaz, hazineye aktarılır. Hal böyle olunca CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e bu iddia hakkında yanıtlaması istemiyle soru önergesi yöneltti. Gelen cevapsa oldukça çarpıcıydı. 22 Haziran 2011'e kadar bankalardan sağlanan promosyon gelirinin önemli bir bölümü temsil, ağırlama, yemek, kozmetik, kuru yemiş, kira, şoför, çiçek, temizlik, danışmanlık, mobilya, dekorasyon, akaryakıt, araç bakımı, beyaz eşya, kırtasiye, kuaför malzemesi, yazılım, medya takip hizmeti gibi gider kalemleri için harcanmış. Faturalar arasında 9 lira 90 kuruşluk market ve 13 lira 50 kuruşluk pastane harcamasından 31 bin liralık mobilya ve 206 bin liralık bilgisayar harcamasına varana kadar yüzlerce kalemlik gider var. Sayın seyirciler, Ankara'nın yoğun bayram trafiğinde ilginç bir olay damgasını vurdu. Araçlar ışıklarda durdukları sırada elinde demir sopa bulunan bir şahıs belediye otobüslerine saldırdı ve kaçtı. Yolculardan biri kriz geçirerek bayıldı. Görüntüler Ankara'da hizmet veren bir belediye otobüsünün güvenlik kamerasından. Yoğun bayram trafiğinde araçlar ilerlerken ışıklarda aniden bir saldırgan beliriyor. Elindeki demir sopayla belediye otobüsüne vuruyor. Yolcuların yaşadığı korku ve panik kameraya işte böyle yansıyor. Olay Altındağ ilçesi Ulus Çankırı Caddesi üzerinde yaşandı. Saldırgan Pursaklar Sıhhiye ve İncirli Kızılay seferini yapan otobüslerin ön camlarına demir sopayla vurarak kaçtı. Kısa boylu küçük bir şeydi, hızlıca gitti zaten. Yolculardan biri yaşadığı korkuyla kriz geçirerek bayıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olayın terör eylemi olabileceği şüphesiyle polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Zanlının daha önce de belediye otobüslerine saldırdığı öğrenildi. Elinde sopayla demirle girdi. Saldırdı arabalara. Peki ne amacı falan hiç? Amacını bilmiyoruz. Geçen gün de arkadaşım birisine saldırmış aynı şekilde. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sayın seyirciler, Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı Japonya'da bir tarih daha yazdı. Engelsiz Aslanlar ev sahibi Miyagi Max'le yaptığı final maçında 67-48'lik üstünlükle ayrıldı. Bu skor kıtalar arası kupa karşılaşmalarında ekibimize dördüncü kez şampiyonluk getirdi. Engelsiz Aslanlar bir şampiyonluğa daha imza attı. Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı Japonya'nın Kitakyushu kentinde bu yıl 10. kez düzenlenen kıtalar arası kupa final maçında ev sahibi ekip Miyagi Max'le karşılaştı. Üst üste gelen hücumlarımız karşısında hiç avantaj yakalayamadı. Ekibimiz mücadeleden 67-48'lik üstünlükle ayrıldı. Bu skorla Engelsiz Aslanlar dördüncü kez kıtalar arası kupa şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Evet.
Evet sevgili izleyenler, bu akşamlıkta bu kadar diyoruz. Yarın sabah saatler 11'i gösterdiğinde Ara Haber Bülteni kuşağımızda yine bendeniz sizlerle olacağım. İyi akşamlar efendim.